namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam. İktidar olmanızı engellemek suretiyle efendim Müslümanların iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim. Yeni bir sağ koalisyonun oluşmasını isterim. Ancak Refah Partisi'nin hükümette olması halinde müdahale edileceğini, buna müsaade edilmeyeceğini söyleyerek bazı siyasetçiler bundan çekindi, korktular. Büyük Birlik Partisi hangi koalisyonu isterse o kurulabilecek haldeydi. Yani bizim istediğimiz. Biz de Refah Yolu Hükümeti'nin kurulmasını istedik. Ve buna müsaade edilmeyeceğini söylüyorlardı. Bana da birçok kere gelindi. Direkt, dolaylı böyle bir adım atmamamız gerektiğini söylediler ama ben bunları aldırmadım. Bunları dikkate almadım. Ve tamamen bağımsız olarak demokrasinin gereği neyse bunun gereğini yaptık. Ve biz meclisin iradesinin dışında bir iradeye boyun eğmedik. Meclisin iradesi dışından gelecek olan her türlü imalı tehditlere, dolaylı ve direkt tehditlere karşı biz direkt olarak meclis iradesini savunduk ve onu da gereğini yaptık. 8 milletvekilimiz de bu beyanımızın arkasındayız. Türkiye'de satın alınamayacak bir hareket varsa o da Büyük Birlik Hareketi'dir. Bu 7 milletvekilini dün satın alamayanlar bugün de alamamışlardır. Katkı sunmak istediğimiz konular olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhalefet partisi gibi de kendilerine karşı ülkeye daha iyi hizmet yapmaları açısından muhalefet görevimizi de ihmal etmeyeceğiz. Bu kararın alınmasında Büyük Birlik Partisi'ndeki arkadaşlarımızın son derece vatansever, şuurlu bir şekilde davrandıklarını hep beraber 70 milyon insan olarak gördük. Hükümetin kurulma aşamasında aldığı tehditlere rağmen tam bir yiğit gibi tavır ortaya koydu. Bu tavır onu Türk siyaset hayatının en tutarlı ve en dürüst lideri yapıyordu. Ülke belirli çevrelerin baskısı, medyanın desteği ve karanlık ellerin planlarıyla yeni bir darbeye daha sürüklendi. Başında postmodern takısı da olsa darbe darbeydi. Bu darbe ortamında ayakta kalarak karşı çıkan birkaç kişiden biriydi Muhsin Yazıcıoğlu. En büyük iltica Allah'ı unutmaktır. Allah'ı terk etmektir. Onlar için asker yetiştiririz. Ama ordumuzun siyasete katılmasına, karışmasına, demokrasiye müdahalesine asla razı olamayız. Milletin hukukunu koruyamıyorsanız, anayasa çerçevesinde herkesi yerine oturtamıyorsanız o zaman bırakın gidin. Bugünkü muhalefet partilerinin kuracağı iktidarın ve hükümetinde bizim arz ettiğimiz ve milletin talepleri doğrultusunda sivil otoriteyi kuracak bir hükümet olamayacağını şimdiden görüyorum. Siyasetçi uzağa görmesi gereken insanlardır. Yani burada bir yağmur bulutu var. Bu yağmur yağdıracak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber ocağı diyen bir milletin mensubuyum. O kadar kutsiyet atfeden bir milletin mensubuyum ve bundan onur duyuyorum. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla